Bret Hart. 90'ların başlarında güreşe yön veren adamlardan biriydi. İri cüsseli, kaslı, çizgi romanvari güreşçilerin kol gezdiği dönemler, steroid skandallarıyla arka plana geçmeye başlayınca onun devri de başlıyordu. Bret Hart, Shawn Michaels ve Mr. Perfect gibi adamlar bu dönemden sonra şirkette daha çok ön plana çıkmaya başladılar. Her ne olursa olsun, Bret bunların bayrak taşıyanıydı. New Generation Era'nın en zirve adamı The Hitman hakkında kendisi ve başkalarının anlattığı kısa anı ve hikayelerden bahsedeceğim şimdi sizlere. Stone Cold Steve Austin vermiş olduğu demeçlerden birinde Bret ile ilgili şunları söylüyor. Bret ile çalışmak ve onunla maçlara çıkmak hayatımdaki en keyif aldığım anlardandı. Onunla WrestleMania 13 için Chicago, Güney Afrika ve Almanya'da çok keyifli maçlara çıktım. Söylemem gerekli ki Almanya adeta Bret Hart'ın kalesi gibiydi. Onunla çalışmak hoşuma gidiyordu. Bir güreşçi olarak yaptıklarından dolayı ona çok büyük saygı duyuyorum. Bir keresinde bir yerde gösterideydik. Bret main event'teydi. Otoparkta onun arabasının lastiğini patlamış gördüm. O ringde güreşirken gidip lastiğini değiştirdim. Onunla çalıştığınız her an yeni şeyler öğrenebilirdiniz. Onunla birbirimize hem güvenir hem de saygı duyardık. Tam bir mücadeleci. Her gösteride en iyisini verebileceğini bilirdiniz. Umarım hayatında her şey istediği gibi olur. O adamı seviyorum. Çok büyük saygı duyuyorum. Gerçekten de tüm zamanların en iyilerinden biri. Ringde tam bir sanatçı. O benim için çok yakın bir arkadaş. Bret Hart ve Jim Neidhart beraber tag team olarak uzun süre boy gösterdiler. Hart Foundation'ın pembe renkli sembol kıyafetleri herkesin zaten akıllarında. Peki neden pembe renk? Bunu daha önce hiç düşündünüz mü? Bret Hart kendisine sorulan bu soruyla ilgili şunları söylüyor. Eğer hatırlarsanız eskiden siyah çizgili mavi taytlarımız vardı ya da gümüş çizgili bordo taytlar giyerdik. WWF'in ring kıyafetleri ve takılacak her türlü şeylerini ayarlayan bir kadın vardı. Yeni bir renge ihtiyacımız var diye ona gittim. O da bize elinde sadece açık pembe renk olduğunu söyledi. Jim'e gidip elinde sadece pembe renk olduğunu söyledim. Jim'in bana ilk tepkisi, kimse bana asla pembe renk giydiremez oldu. Pembeyi istemedik ve aradan bir ay geçti. Yine o kadını aradım ama aldığım cevap yine aynıydı. Sadece açık pembesi vardı. Saturday Night Main Event günü yemek yemek için toplandık. Açık büfenin önünde sırada bekleyen Vince McMahon'ın yanına gittim. Evet, üzerimizde o pembe yeni kıyafetlerimiz vardı. Vince bana ve Jim'e baktı. Durun dedi. Etrafımızda 3 kere her yerimize bakarak döndü. Kovulacağımızı sandık. Vince bize dedi ki, ne yaparsanız yapın bu rengi asla değiştirmeyin. O günden sonra Vince, pembe senin rengin dedi. İşte pembe rengin hikayesi böyle. Sanırım hayatımdaki en zorlu rakibim Bret Hart'tı. Onunla çalışmak hem keyifli hem de zorluydu. Canlandırmış olduğum karakterden dolayı kimsenin göremediği ama Bret'in bana katkısı olduğu çok şey vardı. İyi güreşebilen kişilere karşı güreş performansımın arttığını keşfettim. Bunu sağlayan en büyük kişi kesinlikle Bret'ti. Kariyerimdeki en sevdiğim maçların bazıları onunla olanlardı. Mücadeleci ve güçlü güreş tarzı benim de iyi görünmemi sağlıyordu. Bret ile çıktığım maçlar şüphesiz en iyi maçlarımdan bazılarıydı. Genç Bret, olunabilecek en iyi güreşçilerden biriydi. Güreşmiş olduğumuz zaman diliminden dolayı maalesef onunla hiç maça çıkamadım. Ben oralardayken o da Jim ile beraber tag team'di. Tekil olarak güreşmediği için maalesef yolumuz ringlerde hiç kesişmedi. Bana göre Bret, güreşçilerin güreşçisidir. Doğuştan yetenekliydi. Babasının Stu Hart olması bunu rahatlıkla sağlıyor. Hart ailesine büyük saygı duyuyorum. Bret, ben güreşçiyim tarzı metodik psikolojisini çok iyi yansıtıyordu. David ve Goliath gibiydik. Onun Goliath'ı bendim. Onunla olması gerektiği gibi güreşecektim. Gerekirse dişe diş geçecekti.
Jim Ross her zaman Brett ile ilgili bir sürü şey anlatır. Onun büyük adamları nasıl getirdiğini hep ondan dinledik. Bu şekilde avantaj sağlıyor. Diesel farklıydı. Ona göre çok uzundum. İkimizin ringdeki olayı David ve Goliath'ın basit bir gösterimi gibiydi. O çok sertti, sağlam güreşiyor ve size de bunu yansıtıyordu. Onun dışında hiçbir 1.80'lik adamın bana backbreaker yapmasına izin vermedim. Onun yapmasında sorun yoktu. Çok iyi bir güreşçi olduğu için kendimi küçük düşmüş gibi görmüyordum. Brett ile çalışmak keyifliydi. Güreşe ilk başlayacağım zamanlar birçok organizatörle görüştüm. İlk aradıklarımdan biri de Brett'in babası Stu Hart'tı. Brett'le birçok efsane maçımız oldu. Onunla maça çıktığım zamanlar ilk defa heel olduğum zamanlardı. Kötü karakter olmak kolay değildir. Özellikle eski zamanlarda kötü karakterlere büyük nefret duyulduğunu bilirsiniz. Bu işi başaramayacağımı sanmıştım. Ama Brett ile o dönemlerki rekabetimiz sayesinde karakterime daha çok bağlandım ve iyi yansıtabildim. Brett sayesinde kötü karakterde iyi olabildiğimi de görmüş oldum. Güreş her zaman şiddetli olmak zorunda değil. Güreşçiler birbirine objelerle vurmamalı her zaman. 90'larda sandalye kullanılmazdı. Eskiden kan sık görülmez. Çok nadir görülür ya da kaza sonucu olurdu. 70'ler ve 80'lerde birçok kanlı maç gördük tabii. Benim aktif olduğum yıllarda madde kullanımı yasaktı. Özellikle steroid testleri çok önemliydi. Sık sık yapılırdı. 90'larda sandalye pek kullanılmaz. Sandalye ile birine vurmak olağan dışı bir şeydi. Undertaker ile birlikte bol sandalyeli maçımız olmuştu. Ama birbirimize sandalye ile bir kere bile vurmadık. Vince'in bize sandalye kullanabilirsiniz ama birbirinize vurmayın dediğini hatırlıyorum. Sürekli şiddet içerikli şeylere ihtiyacımız yoktu. İzleyiciler arasında çocukların da olduğunu bilirdik. Onları kaybetmek istemeyiz. Güreşte daha çok şiddet ve kadın kullanımına gidilmesinden pek memnun değildim. Tamam, benden sonraki dönemlerde çok daha fazla maddi getirisi oldu bu yolun ama benim şampiyon olduğum dönemler bana daha samimi geliyor. ...11 Temmuz 1994'te bir Raw'da yaptıkları maç ile ilgili Sean Waltman şunları söylüyor. Kaybetmiş olmama rağmen onunla çıkmış olduğum maç hayatımın en unutulmazlarındandı. Günümüzde bile bu maçla ilgili birçok kişi konuşup durur. Maç sırasında öyle şeyler yaptı ki beni yükseltip sanki kendini heel gibi gösterdi. Verebileceğim en iyi performansı vermeye çalışıyordum. Rakibiniz Brett ise zaten bu kolaylaşıyor. 35 dakikalık maçı televizyon yayını için 25'e kestiler. Maç sonunda kaybetmiş olsam da bana sarıldı ve elimi havaya kaldırdı. O an sanki depomu fullemiş ve tam gaz yol almaya devam edecekmiş gibi hissettim. Kariyerimde yükselmemde Brett'le olan bu maçın payı çok büyük. Kariyerinde çıkmış olduğum maçları düşünüyorum da sanırım en iyisi Bret Hart ile olandı. Güreş kimyalarımız neredeyse aynıydı. Yaşlarımız neredeyse aynı. Aynı tarz bir altyapıdan geliyoruz. Intercontinental kemerini o maçta ona kaybettim. Zaten 2 aydır zor güreşiyordum. Sırtım ciddi hasar görmüş, 3. biramı bile zor içiyordum. Bu halde o maça çıktım ve harika bir performans ortaya koyduk. Brett muhteşem ve belki de benim karşılaştığım en iyi güreşçiydi. Japonya'da güreşmenin ilk büyük sorunu dil problemiydi. Japonya turnesinde gördüm ki kimse İngilizce konuşamıyor. Ben de Japonca konuşamadığımdan çok zorlanmıştık. Japonlar İngilizce terimleri kendi dillerine entegre ettiklerinden dolayı bazı şeyleri anlayabiliyorduk. Mesela dropkick ve clothesline diyorlardı. İngilizce güreş terimlerini benimsediklerinden en azından o konuda rahattık. Ring dışında zorlansak da ring içinde anlaşabiliyorduk. Seyirciler çok zorluydu. Güreşi opera izler gibi izliyorlardı. Sandalyelerine oturur ve hiçbir şeye tepki vermezlerdi. Önemli bir hareket olduğunda "Oo!" ya da "Aa!" diye tepkiler verirlerdi. Hiçbir el şaklatması falan duymazdınız. Ringde olduğum her an verebileceğimin en iyisini vermeye çalıştığım için bunu Japonya'da da yaptım. Performansınızın karşılığını seyirciden destek olarak alamayınca hep bir eksiklik olur. Bizim seyircilerimizi bana çok aratmışlardı. Japonya seyircisi ilgiliydi.
ama kültürel farklardan dolayı alışkın olduğumuzun çok dışındaydılar. 1994 yılındaki Royal Rumble'ın ortak kazananları vardı. Bret Hart ve Lex Luger. Aynı anda düşerek ortak galip olmuşlardı. Aynı anda yere düşme senaryosu düşündüğünüz zaman zordur. Nedeni ise hem aynı senkronu yakalayamayıp ele yüze bulaşabilir hem de rakibinizin bunu uygulayıp uygulamayacağı konusunda ona güvenmeniz gerekli. Bret veya Lex isterse bunu kendilerine çevirip seyircilerin gözünün önünde maçı kazanabilirlerdi. Peki yaşanan bu ilginç an ile ilgili Bret ve Lex Luger bakalım neler demişler. WrestleMania 10'a giden bu senaryoda aynı anda yere düşmemiz çok önemliydi. En ufak bir hatada her şey berbat olacaktı. O kadar iyi kıvırdık ki bu durumu, şimdilerde bile eski görüntüleri ağır çekim izlediğinizde neredeyse aynı anda olduğunu görebiliyorsunuz. Aklımdan ilk geçenleri söyleyeyim. İlk olarak bu işi başarıp başaramayacağımız sorunsalı. İkinci olarak da ellerimle onu sararken ters şekilde iplerden düşecektim. Bu yüzden en ufak bir sorunda kemiklerimi kırabilirdim. Onu sardığım için ellerimi kendimi korumak için kullanamayacaktım. Kendi sağlığım için endişelenmiştim. Birkaç yumruktan sonra Lex beni tutup dışarı atmaya çalıştı. Her şey zaten o an olacaktı. Lex çok yetenekli ve profesyonel biri. Bu yüzden de o harekette asıl yük ondaydı. Çok iyi halletti ve her şey istediğimiz gibi oldu. Birçok güreşçinin önünde saygıyla eğilirim. Mesela Dynamite Kid. Asla ondan daha iyi bir güreşçi olduğumu söyleyemem. Bence o tüm zamanların en iyi güreşçisi. Ama ben ondan daha profesyonel ve devamlılığım ondan daha fazlaydı. Kurt Hennig de ondan daha iyi olduğumu söyleyemeyeceğim bir güreşçi. Muhteşem bir güreşçi. O kadar çok iyi güreşçi var ki bu ikisi bence en iyileri. Her ne olursa olsun benden daha akıcı ve güvenli güreşen birini tanımıyorum. Kariyerimde hiçbir rakibimi sakatlamadım. Benimle maç yaptıktan sonra herhangi birinin yakındığını hiç görmedim. O kadar yoğun bir maç takvimim vardı ki benden başka herhangi birinin bu kadar dayanabileceğini sanmıyorum.